Merhaba, bugün gayrimenkul danışmanlarımızdan Sunay Tahmasebi ile sohbet edeceğiz. Keyifli seyirler. Hoş geldin Sunay, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi, teşekkür ediyorum. Sunay'cığım, hemen sorularla başlayayım. Ben seni gerçi çok iyi tanıyorum artık, bir yıl oldu. Ayın 20'sinde yılını tamamladın, tebrik ederim. Aynen öyle, teşekkürler. Ama izleyicilerimiz için de biraz kendinden bahseder misin? Bizden önce neler yapardın? Tabii memnuniyetle. Ben 44 yaşındayım. Daha önce 20 yıllık bir iş deneyimim vardı. Aktif bir esnaftım Dikili bölgesinde. Dikili'nin bizim kızı diye lanse edilen bir esnaftım daha önceden de. Son bir yıldır da artık Remax'liyim. İyi bir gayrimenkul danışmanı olmak için gerekli eğitimlerimi aldım. Şimdi de burada bir yılını tamamlamış danışman olarak aranızda bulunuyorum. Çok memnunuz. İlk geldin, hoş geldin. Teşekkürler. Peki neler yaptın bizden önce? Yani danışmanlık senin tecrübe ettiğin bir alan değildi. Asla değildi. Emlak sektörüyle alakalı hiçbir geçmiş bilgim, tecrübem yoktu. Ama esnaftım. Zaten ticaretin içindeydim. Bu da benim hani buraya adapte olmamda %50 birazcık avantaj sağlamış oldu bana. Herhangi bir aynı sektör olmamasına rağmen farklı ticaret alanlarında da olsa bir tecrübem vardı iş hayatımda. Ama emlak sektörü çok daha farklı, çok daha eğitime açık. Kendimi geliştirmeme çok ciddi anlamda katkı sağladı. Her konuda, teknoloji konusunda, bilgi, deneyim, eğitimlerimle bunu sağlamış oldum. O haliyle de güzel bir deneyim oldu benim için. Çok sevindim. Nasıl tanıştın peki İlyada ile? Nasıl haberdar oldun? Arkadaşlarım vesilesiyle, daha doğrusu komşularımın Remax İlyada'da danışmanlık yapması benim de İlyada ile tanışmama vesile oldu. Çok ani bir kararla gelmiş oldum, tanıştık. Çok güzel bir iletişim sağlayarak sizinle özellikle. Başlamış oldum. Hani çok araştırma yapmamıştım ama deneyimlediğim arkadaşlarım vardı. Onların ön ayak olması diyeyim. Beni buraya getirdi. İyi ki gelmişsin. Peki, yani eğitilmeyi seviyorsun. Eğitime çok önem veriyorsun. Bu geçmiş bir yıl içinde de bir sürü eğitim aldın. Evet. Ayrıca eğitimler kendin de aldın. Kaygılarını aşmanda ne yardımcı oldu sana? Benim buradaki en büyük desteğim yöneticilerim. Başta Enes Bey, siz İlknur Hanım olarak bana her konuda, gece gündüz, istediğim saatlerde, yani istediğim derken mesai saatleri haricinde de ufacık bir ilerleme olduğu zaman işle alakalı sizin devamlı telefonlarımı açmanız, ilgilenmeniz, bana her konuda yol göstermeniz benim eğitim hayatımı kısa zamanda çok daha ileri taşımama neden oldu. Çok ciddi anlamda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadan kimseye bir cevap vermedim. Burada da hani sizin telefonlarınızı devamlı açık tutmanız, bizleri cevaplandırmanız büyük bir etkendi. Evet, sizler için varız zaten. En güzel hizmeti teşekkür vermek ederim. Sizlere evet. De, alıcılarımıza, satıcılarımıza da öyle. Peki, sizi en çok etkileyen deneyiminizden bahsedelim diyeceğim. Gerçi ben artık biliyorum, bir broşürle 5 ayrı satış yaptınız. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Ben şöyle başladım bu sektöre. Hani böyle işi çok bilerek yap olmadı. Tamamen spontane ama sizlerin yönlendirmesiyle etki çevremden gelen işler benim çok kısa zamanda bu işe adapte olmamı sağladı. Ama ben de kendi kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Hani etki çevresine çok güvenerek değil de daha böyle işin prosedürlerine uyarak, kurallara uyarak kendimi geliştire geliştire ilerlemek istiyordum. Bana ilk söylenen uzmanlık bölgesi çalışması, işte saha çalışması. Bunu devamlı Enes Bey her toplantıda, her cuma toplantısında ki ben çok önemsiyorum cuma toplantılarımızı. Ciddi anlamda yol kat ediyorum o sayede. Saha çalışmasını belki de en hızlı başlayan ilk yıl içindeki danışmanlardan bir tanesiyim. Benim zaten saham etki çevremden kaynaklanıyor. Etki çevremin çok olduğu bir bölgede, uzmanlık bölgesinde çalışıyorum ben. Tanıdık olduğum esnaflar, devamlı yüz simasına alışık olduğum insanlarla çok ciddi anlamda diyalog kuruyorum. Devamlı işte Remax bağımsız diyorum, işte ben danışman oldum, işte artık bu sektördeyim. Onlarla da diyaloğum çok çabuk gelişti, çok hızlı bir geri dönüşüm oldu.
Bir gün bir devamlı bilgi kaynağım olan bakkalda sohbet ederken bir tane müşterimiz geldi. Bir alıcı. Herhangi bir bayan. Hiç tanımıyorum. Yaka kartımı gördü. Elimdeki broşürleri gördü. Airbnb misiniz? İşte biz ev almak istiyoruz kayınpederime şu bölgede, şu fiyat aralığında var mı? Ben de o bölgeye çok iyi hakimim. Hem tanıdıklarımın olması hem de kendi evimin olduğu bir bölge olması. Var dedim. Benden iki gün içinde haber bekleyin dedim. Size dönüş yapacağım dedim. Kadınla iletişimimi koparmadım. Bilgilerini aldım. Kendi çalışmalarımı anlattım. Onun istediği fiyat kriterinde ve konum olarak elimde bir tane envanter vardı. Daha önce Fizbo yapıp da beni reddeden, kendim satmak istiyorum diyen bir satıcımız vardı. Aradım. Çok yakın bir mesafede, uzmanlık bölgemde neredeyse metre metre bilirim. Çok yakın bir parka geçtim o bölgeden. Hemen uzaklaştım bakkaldan. Parkın içine oturdum. Aradım o bayanı. Zekiye Hanım bu arada. Zekiye Hanım, ben satmak istiyorum, ben kendim satarım, gerek yok danışmana ya da işte gerek yok emlakçıya dedi. Ben ısrar ettim ama. Hani aracıları tanıttım, bakın ben sizin teyzenizin evini sattım, ben şöyleyim, ben buyum, ben dayınızı tanıyorum, teyzenizin kızını tanıyorum. Bayağı böyle bir hani mücadele ettim yetki alabilmek için. Yetki almanın çok ciddi anlamda bizim işimize katkısının olduğunu bildiğim için yetkisiz çalışmayı asla önermem, düşünmüyorum da. Kabul ettim. Yani böyle hatta şey söyledim. O apartmanda benim 4 tane dairem var. O öndekini vermem ama yan tarafta bir tane var. Karanlık kalıyor, arkada kalıyor. İstiyorsan onu verebilirim dedi. Ben tamam dedim. Yani bir yetki bir yetkidir, bir daire bir dairedir. Aynen, en azından dedim ki 4 tane daireden bir tanesinden başlayalım dedim. Ertesi gün hemen yetki imzalandı. E-imza üzerinden yetkimizi aldık. Evi temizlettim. Hemen bir yardımcı kadın tuttum. Evi hazırladım. Fotoğraflarını hazırladım. Alıcımızı aradım. Dedim ki böyle böyle buyurun gelin. Ev hazır. Almak istiyorsanız buyurun dedim. Hanımefendi geldi. Eve baktı. İki gün sonra döneceğini söyledi. Döndü ama olumsuz döndü. Kayınpederini ikna edememiş ev almaya. Tamam dedim. Sağlık olsun. Biz o ev üzerinden aslında... Çok da güzel oldu aslında bir kişinin almaması. 5 tane daha satış yapmış oldum. Hikayemiz de böyle başlamış oldu. Ev çok güzel bir konumda. Düz ayak dikili de hani bilen insanlar bilir. Çoğunluğu yokuştur dikilinin. Düz ayak olması büyük bir avantajdır. Kolay satılmasını sağlar. Bir tane müşterimiz geldi. İşte ev almak istiyoruz. Çok beğendik. Çok güzel. Tamam dedim. Yalnız o Emre Bey'di gelen beyefendi. Emre Bey'in oğlu Fenerbahçe forması giymişti. Ben de bayılırım. Tatlı bir çocuk. Giymiş olduğu Fenerbahçe formasıyla sohbete başladık. Emre Bey'le güzel bir diyalog kurduk. Emre Bey, ben bu evi alabilirim. Ev çok güzel. Yarın size dönüş yapacağım dedi. Ama biz o arada sohbet muhabbete başlamıştık. Artık hani o kurumsal şey bir durum değildi. Hani orada daha bir resmiyetten çıkıp. Daha bir samimi sohbete dönüştürdük mevzuyu. Benim dedi Eyko'da bir arsam var, onu satmak istiyorum. Onu satarsam dedi daha büyük bir ev alabilirim dedi. Sohbet ortamında bunu ben yakaladım. İki gün sonra Emre Bey'i aradım, Fizbo yaptım. Emre Bey, sizin satılık bir tane arsanız vardı. Lütfen bize verin, biz satalım. Biz reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütelim dedim. Emre Bey bir gün sonra bana dönüş yaptı. Tamam dedi ama bir şart vardı, bir ay. Bir ay gibi bir süremiz var. Bir ay içinde ben kaporamı verdim. O evi almam lazım. Lütfen bu arsayı bir ay içinde satın yoksa vazgeçeceğim. Tabii ki benim için çok büyük bir deneyimdi. Ben de ofisimizin en deneyimli danışmanlarından Birol Bey'le çalıştım. O bölge uzmanıdır. Bölgenin en iyi hakimiyetlerinden biri onda zaten. Tamam dedik. 18 gün sonra kapora aldık. 20. gün satış gerçekleşti. Benim o bir tane daireden gelen ilk müşterim Emre Bey'in arsasını satmış oldum. Yani o benim için aslında çok güzel bir başlangıç oldu o daire üzerinden. 3 gün sonra başka bir alıcımız daha geldi, Latif Bey. Latif Bey'in de çok acil bir ev alması gerekiyor. A plus bir alıcımız. Latif Bey o evi almak istedi. Tamam dedi, teklif verdi. Yalnız dedi ben dedi ofisinizi başka bir ilanı daha var. Onu da görmek istiyorum. Mümkün mü? Tabii dedim lütfen gidelim görelim. Zeynep Hanım'ı aradım. Bizim Zeynep arkadaşımızın çok güzel bir portföyü vardı Kavakum'da. Latif Bey o evi görünce o evi almaya karar verdi. Ben ikinci satışımı yapmış oldum o daire üzerinden. İkinci daireyi de ben satınca daha çok havaya girmiş oldum. Uzmanlık bölgesine daha çok ağırlık vermeye başladım.
bir tane daire elimde varken ben iki tane satış kapattım. Sonra bizim ofisimizin en değerli danışmanlarından Raziye Hanım'ın bir tane alıcısı vardı, Cansu Hanım. Evi gördü, beğendi, ev almak istedi. Tamam dedik, işte hani prosedürler, her türlü işlemler yapıldı. Ben o evi üçüncü müşterimize sattım. Ben bir broşür sayesinde üç tane satış kapatmış oldum. Zekiye Hanım'ın bir dairesinde. Sonra bizim Zekiye Hanım'la diyalogumuz çok ilerledi. Anne kız mevzusuna geldik neredeyse. İki tane oğlu var, diyaloglarımız gayet güzel, sağlıklı oluştu. Bana dedi ki, biz dedi bu evi satılacağını hiç inanmazdık dedi. Çünkü arkada kalıyor, görseli yok, herhangi bir broşür asma şansımız yok. Bravo dedi, siz dedi çok güzel dedi. Yani ve de 40-45 günlük bir süre içinde ben bir tane Eyko'da arsa sattım, bir tane Kavakum'da ev sattım. Üstüne Zekiye Hanım'ın arkada kalan dairesini sattım. O zaman dedi, biz dedi ön cephedeki daireyi de sana verelim, bunu da sat dedi. Hay hay dedim. Memnuniyetle. Ben dördüncü satışa çok daha hevesliydim. Çok daha böyle uzmanlık bölgesinin her gün düzenli giden, işte A plus müşteri nasıl olur, A plus satıcı nasıl olur? Emre Bey A plus satıcıydı. Bir ayda satması gerekiyor. Latif Bey A plus alıcıydı. 20 günde ev alması gerekiyor. Ben aslında işin gidişatını hem tempo kazanmış oldum, hem işin yapılabilir, nasıl yapılabilir olduğunu öğrenmiş oldum. Ben aslında öğrenciyken hem para kazanıyorum, hem işi öğreniyorum, hem de tecrübelenmiş oluyordum. Bu benim için çok ciddi anlamda bir getirisi olmuş oldu. Şu bir broşürümüzün ve bir tane de şu kartımızın aslında. Zekiye Hanım'ın biz evini, ikinci evini aldık. Ama kiracı bize evi göstermedi, fotoğraf çektirmedi. Satıcıyla sorun yaşamışlar. Ben ilan çıkamadım. Çok büyük bir talihsizlik. Çok çabuk satılabilecek bir mülkken satılma imkanı kalmadı. Yalnız benim portföyü almamdan bir ay önce başka bir alıcı o evi görmüş, almak istemiş. Şimdi Zekiye Hanım'la da benim diyaloğum çok güzel olunca işte burada hani danışmanla satıcı arasındaki diyaloğum iyi olması. Aslında onlar beni devre dışı bırakıp diyebilirlerdi ki biz sizden önce bu evi zaten şu bayana göstermiştik. Benim o anda bir hak talep etme şansım olmazdı. Zaten ilan da girememiştim. Ama alıcısını bana yönlendirdi. Fulya Hanım diye bir bayan. Onunla da daha önce ben fizba yapmışım aslında. O da satıcıymış. Benim satıcım olan fizba yaptığım bir bayandı. Ya işte bol fizba yapmanın, uzmanlık bölgesinde çalışmanın nimetleri. Peki Fulya Hanım daha önce haberdar mıymış bu evden? Evet, daha önce, hani benden önce zaten sahibinden satılık olarak ilanda var olan bir mülktü. Fulya Hanımlar evi bildiğini, gerek yok evi görmemize. Zaten kiracı evi göstermiyordu satıcıyla yaşadığı mevzulardan dolayı. Benim için de hani nasıl diyeyim, kolay bir satış olmuş olacaktı. Yalnız onlar iki gün içinde bana haber vereceklerdi. Kapora aşaması mevzu bahisti. Ama olmadı. Neden olmadı? Satmak istedikleri arsanın kaporası bir gün önce yatmışken ertesi gün iptal oldu. Bana dediler ki işte biz senden bu evi alacağız ama bizim arsamız satılmadı. Bizim arsamızı satar mısın? Tabii ki dedim. Tabii ki memnuniyetle. Ben hemen ertesi gün sözleşmemizi yaptım. Arsanın resimlerini çektik, ilan girdik. Arsayı 32 günde sattım. Bu Zekiye Hanım'ın bir broşürle elde ettiğim dairesinden yaptığım dördüncü satış olmuş oldu. Esentepe'deki arsayı da satınca hemen ertesi hafta Zekiye Hanım'ın ikinci dairesinin kaporası alınmış oldu. Hızlı bir satış gerçekleşti. Zaten hazır bir müşterimizdi. Arsası satılmıştı, parası hazırdı cebinde. Bir hafta içinde onun satış işlemleri gerçekleşmiş oldu. Bu sayede ben bir broşür ile tam beş tane satış kapatmış oldum. Daha iyi tarafını söylemek istiyorum. Zekiye Hanım'ın iki tane daha dairesi var. Onları da bize sattırmak istiyor önümüzdeki aylarda. 6 ve 7'de yollarda. 6 ve 7'de yollarda. Benim aslında burada vurgulamak istediğim bir broşürle ben mevcut olan 5 tane satışımın üstüne 2 satış daha yapma ihtimalim var. Ama sadece satış değil buradaki amaç. Tamamen uzmanlık bölgesinin önemini kavramış oldum. Tekniğimi geliştirmiş oldum. Üstün üstlük çalışma şeklim oluştu aslında. Hani bir danışman nasıl çalışmalı? Danışman hani uzmanlık bölgesine ağırlık verdiği zaman
A plus alıcı ya da A plus satıcı ile karşılaşma ihtimalimiz çok daha yüksek. Tabii bölgede olmak her zaman büyük avantaj. Çünkü sahada dolaştığın zaman insanlar herkes bilgisayar başında ev aramıyor ya da herkes bilgisayar başında ben alıcıyım demiyorlar. Bunu biz sahaya indiğimiz zaman yüz yüze temas ettiğimizde ya da böyle karşılıklı sohbet ettiğimiz zaman insanların ne kadar acil durumların olduğunu daha net görebiliyoruz. Analiz etmeniz kolaylaşıyor. Evet, yani analiz etmem kolaylaşıyor. Sorduğum sorularda aldığım cevaplar benim her bir bilgide sormak istediğim başka bir soruya neden oluyor. O da benim o müşterinin, A plus bir müşterime satıcı olarak da alıcı olarak da daha çabuk ulaşmama sağlıyor bilgiye. O yönleriyle. Hem de sunacağın hizmeti daha kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Orası da öyle. Yani sadece para kazanmıyoruz aslında sahada. İşi de öğreniyoruz. Uzmanlık bölgesinin önemini anlamış oluyorsun. Ya da işte elindeki bir broşürün sana doğrudan müşterinin getirmesindeki faydaları görmüş oluyorsun. İşte devamlı taktığım bu yaka kartımın bana büyük anlamda getirisinin olduğunu hissediyorum. Mesela noter önünde beklerken bir tane müşteri geldi, bana 2-3 tane soru sordu. Hani gayrimenkul danışmanı olmanın orada büyük bir avantajını yaşamış oldum. Çünkü yaka kartım bana ciddi anlamda o konuda bir getirisi oluyor. Tabii. O sizin kimliğiniz zaten, artık ben bu işi yapıyorum, ben şu kişiyim ve burada çalışıyorum. Evet, aynen öyle. Diyerek zaten afişlerinizle kendi markanızı yaratmanızı sağlayınca bilinirliğiniz artıyor haliyle. Peki, çok güzel bir süreç aslında, güzel bir serüven oldu senin için, bunu biliyorum. Ama biraz daha başa dönüp şey sormak istiyorum sana. İlk kazancını, ilk satışını yaptıktan sonra kazancını eline aldığında ne hissettin, ne yaptın, ne düşündün? Evet, yani ticaret yapan bir insandım zaten. Hani para kazanmanın güzel taraflarını biliyordum ama buradaki kazanç çok daha farklı, daha toplu geliyor. Bir de kısa sürede ben ilk satışımı gerçekleştirmiştim. Ben ilk 45 günde 2 tane satış gerçekleştirdim, evet. Ve üst üste oldu. 9 Şubat, 10 Şubat 2 gün üst üste tapu yapmıştım ben. İyi bir parayı kısa zamanda ve çok nasıl diyeyim, daha kolay diyeyim. Kazandığın zaman kendini ödüllendirmek istiyorsun. İlk işim, daha para cebime ilk girdiği gün bir kuyumcuya gidip kendimi ödüllendirdim. Kendime bir hediye aldım. Hani bu da aslında ne kadar doğru bir işi kısa zamanda eğitimlerini alarak doğru zamanda hareketlerle güzel satışlar kapattıktan sonra çok sıcak paranın hemen cebe girmiş olması bu işe daha çok asılmama, başka insanlara doğru şekilde anlatmama neden oldu, vesile oldu. Bu da bu açıdan benim için önemliydi. Evet, benim gözlemlediğim kadarıyla zaten alıcılar olsun, satıcılar olsun senin ilişkilerin o kadar hani müşteri danışman ilişkisinden çıkıyor ki. Daha samimi. Ya anne kız ilişkisine dönüşüyor ya işte dost ahbap ilişkisine, evet, dönüşüyor aynen. Ki. Hala daha devam ettirdiğini düşünüyorum. Onların da gelecekte sana yeni, evet, alıcılar ve satıcılar olarak döneceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, o konuda şöyle, Dikili'de zaten bir 13 yıllık ticaret geçmişim vardı. Birçok insanla zaten ticari olarak bir diyaloğum vardı. Belli bir hani güven de oluşturmuş oluyor insanlarda bu. Hani zaten hani bilinen bir kişi, üstüne de hani kurumsal firmaya da geldiği zaman insanlarda hani kurumsala karşı belki birazcık mesafe varsa bile bizim gibi samimi insanların, samimi esnafların burada olması insanların birazcık daha sıcak bakmasına vesile oluyor. Ben bunu da çok yaşadım. Belki daha önce de yaşayanlar olmuştur elbette ama çekinen, hani böyle bu plaza dili dediğimiz dilde konuşan insanlar daha böyle birazcık mesafeli duruyorlarken içlerinden biri, esnaf olan bir kişinin buraya gelmiş olması daha bir samimiyet kazandırmış oldu işime. Ne güzel, sevindim. Peki, bizi izleyen, izleyicilerimizden gayrimenkul danışmanı olmayı düşünen veyahut da iş kurmayı düşünenler varsa neden Remax'ı tercih etmeliler, neden İlyada'ya gelmediler? Biraz da ondan bahseder misin? Ben neden geldim? Ben geldiysem onların da gelmesinde herhangi bir sakınca yok. Remax'ın marka değeri, kurumsal değerlerimiz, profesyonelliğimiz, aldığımız eğitimler bu işin en büyük nedeni aslında. Çünkü bireysel bir markalaşmak için en az bir 5 yıl gibi istikrarlı, düzenli bir 5 yıl harcamamız gerekiyor. Ama burada var olan bir marka ve dünyanın en büyük markası.
Neden gelmeyeyim? Ya da neden onlar da gelmesinler? Markalaşmanın önemini bilen ya da işte ben kendim uğraşayım deyip de birkaç yıl boşa zaman kaybedeceklerini, Jimex gibi dünyada bu işi en iyi yapan bir firmaya gelmeleri tabii ki öneririm. İyi ki de gelmişim diyorum. İyi ki geldin. Hoş geldin. Teşekkürler. Teşekkür ederim sohbet için. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah nice başarılarını kutlarız. Nice sohbetler ederiz. Teşekkür ederim. Umarım. Güzel günler olsun dilerim. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın.